Hüsam Bey merhaba. Merhaba. Eski adıyla Basmacılar Çarşısı, yeni adıyla Zincirlikuyu. 25 yıldır, 24 yıldır Düzce'nin merkezinde bir çukur vardı. O çukuru mevcut belediye başkanımız Sayın Faruk Gözlü, hak sahiplerini bir araya getirerek geç de olsa sorunu çözdü. Bu konuyla ilgili sizin yorumunuzu almak istiyorum. Şimdi öncelikle burada felsefesine, bu işin felsefesine değinmek lazım. Şehirler kültürleriyle birlikte yaşarlar. Bu kültürleri unutmaya başladığınız zaman şehirler lümpenleşir. Lümpenleşen şehirlerde insanlar da lümpenleşmeye başlar. Bildiğiniz gibi öz ve biçim birbirini etkileyen iki kavramdır. Biçim değişmeye başlayınca öz de değişir. Öz farklı bir yöne gidince biçimi de değiştirir. Hepsi birbirini etkiler. Bu Faruk Bey'in, Faruk Özlü'nün öze dönüş projelerini ben gönülden onaylıyorum. Hem Basmacılar Çarşısı'nın orada ihya edilmesi gibi bir konuya el attı. Hem de yıllar önce orada bir Zincirlikuyu denilen bir bölge var. Bir kültür hazinesi olarak şu anda sadece varlığı biliniyor ama kendisi yok. Tabii bunların hatırlanması, ahde vefa, bunlar bir şehir için çok önemli. Şehrin kültürü için çok önemli. Ayrıca Faruk Bey sadece Basmacılar Çarşısı'nda dükkan yapmıyor. Üst kata kütüphane kazandırıyor. Düzce bugün bir öğrenci kenti. Öğrencilerin en çok ihtiyacı olacak yerler arasında kütüphaneler var. Daha çok çalışma mekanı olarak tercih ediliyor kütüphaneler. Daha sessiz ve çalışmaya uygun alanlar. Bunun yanında toplantı salonları olacak. Yine şehrin dokusuna özgü dükkanların orada faaliyet göstermesiyle Faruk Bey'in her zaman üzerinde durduğu kentsel dokuya dönüş, kentsel eski dokunun ihya edilmesi gibi bir felsefeyle yaklaşıyor şehire. Ama çok, bir de burada çok hisseli bir evet, yerdi burası. Evet. Bunu da bu yaklaşım çözmek de bu yaklaşım bir şeyle, değil mi? Öncelikle tabii ki yaklaşım çok önemli. Fakat bir o kadar değerli olan da 100 küsür hak sahibi var orada ve o hak sahipleri uğraşılmış, didinilmiş, temizlenmiş ve orada yeni bir inşaata hazır hale getirilmiş. Bu çok zor ve meşakkatli bir süreç. Bunu da başarmış. Burası daha önce metruk bir binaydı. Şimdi buraya Faruk Bey güzel bir bina yaptı, işanı yaptı. Üst katına kütüphane yapıyor. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim? Vallahi Düzce için güzel olur ya yeni yapılan şeyler varsa. Evet. Faruk Bey'in çalıştığını da duyduk. Evet. Burası daha önce biliyorsunuz metruktu. Böyle metruk bir binaydı. Sonra tamamen yıkıldı. Dümdüz bir alandı, boş bir alandı. Burasını Faruk Bey değerlendirdi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya Faruk Bey'e teşekkür ederiz diğer projeler için ama keşke burası da yeşil alan olsaydı. Öyle yani düşün. Bizim düşüncemiz o. Evet. Buranın Zincirlikuyu olduğu zamanlar hatırlıyor musunuz? Biliyoruz. O zamanlar nasıldı burası? Yine aynı. Yani ne kadar beton varsa o kadar problem. Yeşil alan her zaman iyi. Faruk Bey'in zaten yeşil alan düşüncesinden dolayı ona teşekkür ediyoruz. Ama bu konuda da öyle düşünüyoruz. Burası da yeşil alan olsaydı. Keşke diyorsun. Öyle olsaydı. Bu Basmacılar Çarşısı biliyorsunuz yeniden yapılıyor. Evet. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz gayet güzel. Zaten eskiden burada bina vardı. Depremde evet. Yıkılmıştı. Uzun yıllarda atıl bir vaziyette duruyordu. Şu an belediyenin başlamış olduğu bu proje gayet güzel. Peki buranın Zincirlikuyu olduğunu zamanları hatırlıyor musunuz? Evet biliyorum. Biraz o günleri hatırlatır mısınız? Ya Düzce'nin tarihine bakmak lazım o zaman. Evet burada bir Zincirlikuyu, bir çeşme vardı. Zincirlikuyu mevki diye burası tanıtılıyordu. Evet. Daha da öteye gittiğiniz zaman, geriye doğru gittiğinizde buranın bizim şu an mahalle olan Darıcı Mahallesi'nin ki o zamanki ismiyle Darıcı Köyü'nün harman yeri. Evet. Harman yerinin olduğu yerde de bir Zincirlikuyu var. Evet. İsim oradan geliyor. Evet. Ama şehir büyüdükçe buralar şehir merkezinde kaldı. Evet.
Bu şekilde çarşının devam ediyor. Çarşının ismini de Zincirli Kuyu olarak değiştirecekler, koyacaklar. Siz o konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Zincirli Kuyu, mevkinin ismi zaten Zincirli Kuyu diyebilir eskiler. Bunda bir sakınca yok, gayet de olumlu olur. Evet. Depremde yıkılmıştı Basmacılar Çarşısı. Burası bayağı yıkık döküktü, duruyordu öyle zaten. Bir dönem durdu. Evet. Şimdi yeniden yapılıyor. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Kütüphane olması güzel. Çünkü bazen burada geçerken eşimle bazen kütüphaneye girmek de istiyoruz da uzak kalıyordu. Mesela bizim evde yakın zaten. İyi olur bizim için. İşletmeciler için de çok güzel olur bence de. Öyle iş konusunda da bakalım. Güzel çevre düzenlemesi de o şekilde. Güzel görünüm de sağlar. Güzel oldu. Yıllardır burası atıldı. Evet. Biz de yıllardır düzce gidip geliyoruz. Görüyoruz burayı. Bu bölgeye faydalı olacağını düşünüyorsun. Tabii ki faydalı. En azından bu metruk yapı ortadan kalkmış oldu. Yani düzenli bir hale gelmiş oldu. Bence güzel oldu yani. Sizce Düzce'nin ticaret hayatını da bir yenilik getirir mi? Katkı sağlar mı? Yani ticaret ne olacak burada tam bilmiyoruz ama yani dükkanlar olacak. Olur tabii ki, zaten burası Düzce'nin ticaret merkezi. Burası bir katkısı olacak muhakkak yani. Vallahi güzel oluyor. Atıl olarak duruyordu. Şimdi hiç olmasa hizmete gelecek. Güzel bina. İnşallah hayırlısıyla bitirirler. Siz buranın Zincirli Kuyu olduğu zamanlar hatırlıyor musunuz burada? Yani eski binayı hatırlıyorum. Bina böyle bütündü. Sonradan işte bu bölüm yıkıldı. Depremden bu yana bu şekilde duruyordu atıl olarak. Şimdi ben kendisine bir teklifim var. Madem orası Zincirli Kuyu anılan bölge, o zaman o caddenin ismi de Zincirli Kuyu olsun diyorum. Çünkü İstanbul Caddesi Türkiye'nin %50'sinde var kentlerin. İstanbul'a giden yollara İstanbul Caddesi dedik bugüne kadar. Ankara'ya giden yollara Ankara Caddesi dedik. Yani bu şehrin kültürünü temsil etmiyor. Eğer Faruk Bey orayı, o bölgeyi Zincirli Kuyu olarak yeniden dizayn etmek istiyorsa bence o caddenin adı da Zincirli Kuyu Caddesi olarak değiştirmesi lazım. Ve küçük bir oraya temsili bir Zincirli Kuyu'nun da yapılması lazım. Halkın da bu tür beklentileri var aslında. Bazı yorumlarda okumuştum internette. Bunu bekliyoruz, böyle hizmetleri bekliyoruz. Bir de şu konudaki görüşünüzü de merak ediyorum. Şu anda Zincirli Kuyu'nun inşaatının devam edildiği üst katlara kütüphane yapılacağını söylediniz ki evet, projede zaten öyle. Evet. Ama Düzce'nin farklı bölgelerinde Millet Bahçesi'nin içerisinde bir kütüphane var. Evet. Bir de Uzun Mustafa'da eski evet. Konak gazinosu dediğimiz yerde de kütüphane var. Yani Faruk Bey aslında bu konuya özel bir önem veriyor, kütüphanelere. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Demin dediğim gibi kütüphaneler çok önemli ama artık kütüphanecilik şeklinde değil de daha çok çalışma mekanları, sessiz aynen. Çalışma ortamları. Evet. Çünkü artık kimse gidip de bir ansiklopedi indirip de bakmıyor. Süreli ve diğer yayınlara gidip de oradan istemiyor. Çoğu artık internette ulaşılabiliyor. İnternet kütüphaneleri çok güçlendi. Ama buna rağmen gençlerin çalışma alanlarına ihtiyacı var. Bekliyorum ki, beklentilerim içerisinde orada böyle internet yayını olan, monitörler olan, işte gençlerin bilgisayarlarla buluşup belli konularda araştırmalar yaptığı alanlar da olsun. Böyle olacağını da tahmin ediyorum. Güzel bir proje. Devamını ve başarıya ulaşmasını diliyorum. Evet, bir de konuşmanızda Faruk Bey'le ilgili ahde vefa, yani şehrin geçmişine, eskisine, tarihine dönük ahde vefa evet. Da görüyorum dediniz. Yani her şehirde olduğu gibi Düzce'de de Düzce'nin tarihiyle alakalı bu tür Zincirli Kuyu gibi yerlerin İhya edilmesi lazım. Sayıların artırılması doğru bir yaklaşım değil Bakın, mi? Bakın, şehir kendi kültüründen uzaklaşmamalı. Avrupa'da şehir isimlerinin cadde ve sokak isimlerinin geçmişi çok eski. Ama Türkiye'de öyle değil. Habire cadde isimleri değişiyor, sokak isimleri değişiyor. Bunlar doğru şeyler değil. Halkın belli semtlere, belli sokaklara, belli caddelere verdiği isimler vardır. O isimlere saygı duyulması lazım. O isimlerin ortaya çıkartılıp tekrar verilmesi lazım. Faruk Bey'den böyle güzel çalışmaların devamını bekliyoruz, diliyoruz. Düzce özüne dönerse hepimiz özümüze döneriz. Özümüze dönmek çok önemli. O yüzden Sayın Özlü'yü takdir ediyorum bu konuda.